Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Global Yatırım Holding'i analiz etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada bir yükseliş olmuş, sonra bir tepe düşüş. Ne zamandan beri? 11. ay. Yaklaşık bir aydan beri yatayda hareket ediyor. Sanki burada harita bir bakayım. Evet, şurada çanak hedefi falan görülmüş mü? Evet, çanak görülmüş. İşi bitmiş gibi bir hali var ya sanki. İşi bitmiş derken şimdi hedefe gidip düşmüş. Bu kadar çabuk canlandırmazlar gibi. Bazı kağıtları böyle hızlıca götürüyorlar. Uzun süre yatayda hareket edebiliyor. O yüzden bir hacime bakalım şurada. Şuradaki siyah çizgi görüyor musunuz arkadaşlar? Hacimde bak. Buradaki siyah çizgi bu hacmin ortalaması demektir. Şu anda hacim ortalamanın altında. Toplam ortalamanın altında. Üstüne çıktığı yerler var. Mesela bak, oralarda bir yükselişler olmuş ya da düşüşler olmuş. Düşüş başlangıcı. Kırmızı bir tane oldu. Ah, çok düşük hacimler, düşük hacimler toplanıyor mu? Toplanma da diyorlar düşük hacimlerde ama bazen buralar bayağı uzun uzun süreçler alabiliyor. Daha bir ay olmuş düşeli. Yani bu hisseye girmek için soruluyor olabilir. O yüzden şu anda biraz ölü gibi, ölü taklidi yapıyor gibi. Güç endeksi 46'da. Direnç verelim şu anda. 100 günlüğünde o altında şu anda. 4.78 önemli bir direnç arkadaşlar. 4.78. Üstünde 50 günlük var, 5.15. Bunların altında olması olumsuz. Özellikle 50 günlükten çok uzakta yani. 200 günlük nerede? Aşağıda. Şu anda bu kağıda pek bir şey diyemiyorum ya. Ama şurada bir üçgen de var. Hadi onu bir çizelim. Genel görüşüm şu anda bu kağıt için olumsuz. Ama biz yine de bir üçgenimizi çizelim. Kilitleyelim bunu. Şöyle yapsan üçgeni aşağı kırmış. Şuradan çekelim bari de. Şöyle olursa da ucunda yine garanti çekelim şöyle. Takip edelim arkadaşlar bu kağıdı. Üçgenin ucu ayın 24'ünü gösteriyor. Biraz takip etmekte fayda var. Bir de şu üçgene göre baktığımızda arkadaşlar şurası önemli bir bölge. Oraya bir çizgi çekeyim. Daha doğrusu elips yapayım oraya. 100 günlük. Burayı takip edelim arkadaşlar. Burası önemli. 4.79'un üstü. 100 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa üçgeni de kırmış oluyor. Bu şekilde takip edilebilir. Şu anda yatayda sıkışma yaşıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım videonun açıklamalar kısmında var. YouTube'dan da sormak istediğiniz hisseleri sorabilirsiniz. Facebook grubumuz var. Yaklaşık 4.000 üyesi olan. O da açıklamalar kısmında var. Gruba üye olabilirsiniz. Orada anketler yapıyoruz. En çok oy alan hisseleri analiz ediyoruz. Güzel bilgilendirici paylaşımlarımız oluyor borsa ile ilgili. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.